따토 zirvə sammitini müzakirə edir və elə son olaraq da studiyamızın qonağı Güləyxan xanım e, bu zirvə görüşündə bir başlıq da təbii ki İsveç və Finlandiyanın üzvlüyünə dair məsələnin müzakirə olunacağıdır. Dördlü bir iclas keçiriləcək. Bu iclasa e, belə desək, yola düşməzdən əvvəl Türkiyə prezidenti önəmli açıqlamalar verdi. Birləşmiş Ştatlar prezidenti ilə telefonla danışdığını və bu zirvə samiti çərçivəsində görüşün olacağını da istisna etmədiyini vurğuladı. Siz necə düşünürsüz? E, xüsusən də bu dördlü görüşü vurğuladı sanki İsveç, Finlandiya, NATO və Türkiyənin görüşündən hansı bir nəticə çıxa bilərmi? Türkiyə məlum məsələ, mediada yazıldığı kimi 10 şərti var idi, xüsusilə də təhlükəsizliklə bağlı terror qruplaşmaları ilə bağlı. Sizcə təmin oluna bilərmi? Sanki İsveç daha belə normal yanaşırdı, amma yekun qərarın nə olacağına dair bir gözlənti varmı Türkiyə tərəfində? Buyurun siz eşidirik. Şimdi burdan dəyərli konuğumuza Azərbaycanın qucaqlı olsun salamlarla başlayaq sözlərə. Eee, indi ifadə etdiyiniz kimi kritik bir NATO görüşməsi gerçekleşəcək. bu NATO görüşmesinde aslında gündem başlığı İsveç-Finlandiya değildi ilk planlamalarda ama iş öyle bir noktaya geldi ki İsveç-Finlandiya ana gündem konusu oldu. E şimdi bu konu içerisinde aktör ülkeler Türkiye, İsveç-Finlandiya ve bu iki ülkenin NATO'ya girmesini canı gönülden isteyen bir Amerika tablosu var ortada. Fakat Türkiye bu üç ülkeye rağmen yani bu üç ülkeye rağmen belirtmiş olduğu şartlarda çok kararlı. Çünkü Türkiye terörden genel sekreter Stoltenberg'in de söylemiş olduğu gibi çok çeken bir ülke ve bu e, süreç içerisinde de maddi manevi ciddi bedeller ödedik ve bütün NATO'da maalesef bu sürece seyirci kaldı. E, şimdi e, NATO içinde birçok ülke sadece İsveç Finlandiya değil teröre doğrudan destek veriyor. Hani biz her ne kadar İsveç'e Finlandiya konuşuyor olsak da velekin bu iki meseleyi çözdük ya e diğerleri ne olacak? E şimdi bu açıdan baktığımızda NATO zaten kendi içinde tartışılan bir e, yapı haline dönüşmüş durumda. Bugün e, Amerika'nın Ukrayna-Rusya savaşındaki temel sebebi olan NATO'yu tekrar toparlama en büyük gayreti. Aynı zamanda geliştirmek de en büyük gayreti. İşte bu maksatla e, Amerika, İsveç'e, Finlandiya'yı NATO almak gibi bir niyet ve maksatla yola çıktı. Fakat Türkiye engeline takıldı. E, Türkiye neyi gerekçe gösteriyor bu e, tavırda? Diyor ki e, NATO teröre destek veren bir kurum olamaz. E, dolayısıyla NATO'nun alınacağı ülkelerde pürü ak olmalı. Yani geçmişi sicili tertemiz olmalı. Ve bu açıdan işte şey Finlandiya'ya baktığınız takdirde özellikle İsveç Amerika'dan beter gırtlağına kadar teröre boğulmuş, girmiş durumda. Hatta son yıllarda İsveç teröre vermiş olduğu finans desteğiyle Amerika ile yarışıyor. E Amerika'yı geçti bazı rakamlarda. E şimdi Doğu ve Güneydoğu'da ürettiğimiz terörle mücadele var. Burada ee, ne zaman bir terör mücadelede sonuç elde etsek karşımıza İsveç çıkıyor. Onun vermiş olduğu silahlar, onun vermiş olduğu tesisatlar. E şimdi İsveç de bunu zaten saklamıyor, inkar da etmiyor. Teröre doğrudan destek verdiğini kabul ediyor ve hatta teröre devlet bazında destek veriyor. Daha yakın zamanda işte oradaki birçok teröristi hatta Elikanlı o katili de e, devlet katında protokolle ağırlayan gene İsveç değil miydi? E i̇şte biz bunların hepsini delillerle ortaya koyduk ve dedik ki İsveç bu konuda e, sicili çok kirli. Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmediği takdirde Türkiye muhakkak buna bir tepki ve tavır koyacaktır ve o tepkimizde İsveç'e Finlandiya'nın NATO'ya girmesine hayır oyu vermek yönünde olacaktır. Aynen. Şimdi biz hala aynı noktadayız. Aynen. Ve e, İsveç'e Finlandiya'nın NATO'ya girmesine şu an karşıyız. Neden? Çünkü hı hı. bu iki ülke özellikle İsveç teröre destek vermeye halen devam ediyor. Aynen. Türkiye bir takım e, taahhütlerde bulunabilirler kağıt üstünde. Teröre destek vermeyeceğiz. İşte hı hı. Ya, ilişkimizi kesiyoruz diye. Bence bunlar asla yeterli değil. İnanılacak. Türkiye tabii ki bununla da yaygın ki inanmayacak bir garanta isteyebilir.